enginar cenneti Urla'dayım. Hemen şu tarla, sazların arka tarafları enginar tarlalarıyla dolu. Bunlar da bakın yalancı enginar veya Meryem Ana dikeni falan diye geçiyor. Bunlar da acayip derecede yaşam alanı oluyor. Geçen gün bana bir soru sordular. Bir tane garip böcek, gagalı böcek diye. İşte bu bitkinin gövdesini yiyor bu hayvan. Bu da çok acayip büyümüş. Yenikler var bakın. Buralarda gezmiş kesin. Ama çok sıcak şu anda. Ya saklanıyorlar, göremiyoruz. Bir tane numunelik bulsak iyi olur ama. Bak bak bak, gölgeye saklanmış. Gölgeye saklanmış. Hayatta kaçırmam yani. Nerede gözüküyor mu? İşte şurada bak. İlimin olduğu yere dikkat edin. Atacak kendini. Kendini salar ve... yakaladım bacandan. Oo, daha sarılı, sarısı da üstünde. İşte bunlar bu bitkiye özelleşmişler. Devasa boyutlarda bakın. Bu bitkinin gövdesini yiyorlar, diliyorlar. Ve oraya yumurtalarını bırakıyorlar. Ellediğiniz zaman da küt diye kendini salıyor böyle şey. Üstünde puslar. Metalik ahşap diricilerle akraba bunlar ama değil. Bunlar daha çok buğday güveleriyle. Burada bir tane daha gördüm. Bir tane daha gördüm. Buğday biti denilen canlı da akraba. Evet, acayip düştü. Bak, düştüğü yerde kendini bırakıyor, görüyor musun? Hiç hareketsiz duruyor. Bakın burada. İşte bu. Harika bir böcek. Bir tane de şurada gördüm, evet. Şurada. Bunu zor alırız. Ellerimi deliyor. Çok fena bir şey. Şuradan kendini elime salmasını sağlamaya çalışacağım ama yok adamcığım. Neyse. Bunu da bu şekilde belirtelim. Dur. Salacağım seni. Gel bakayım. Gövdeye tutun. Ellerim yine aşırı doldu. Evet. Saldı aşağıya. Şurada. Gagalı tuhaf böcek falan diyorlar. İşte bunlar bu bitkiyi gövdesini deliyor. Yumurtalarını bırakıyor. Hemen yanında bir tane daha var. Daha küçük. Ona bakalım. Varsa üstünde yakalaması daha kolay olan. Hepsinde olacak diye bir kaydı da yok bu arada. Hohoho, Aranus'a bak. Aranus nereye yuva yapmış? İlginç. Karaburun'da gördüğüm kaplumbağa böceği de bu bitkide yaşıyor ama yok. Böyle ararken ummadığınız canlılarla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli bakın yeter ki. Oha, iki tane gördüm. Bakın, bakın. İşte tam dedim. Görüyor musunuz? Delmiş. Bunun içine yumurtlayacak. Gel bakayım. Biri bir bıraktı kendini. Sen de bırak. Sen de bırak. Hop, iki tane. Artık canlıları tanıdıkça hiç böyle alıp evde beslemeye falan gerek yok. Nerede bulacağınızı bilin. Yeterli. Gidiyorsunuz, o bitkiyi buluyorsunuz veya ortamı buluyorsunuz. Oradan istediğinizi görüntülüyorsunuz veya izliyorsunuz. Evet, şöyle dibe salalım onları da. İşte gagalı, harika, uç. Hadi yap. Bakın ters atıyor kendini. Ölü taklit yapıyor. Dur bakayım, masada inceleyeyim biraz. Ve dışkılar bakın. Hemen dışkısını bıraktı. Artık öğrendim yani hayvanları. Tanıyorum. İlk karşılaştığında
tesadüfen karşılaşıyorsun, inceliyorsun, öğreniyorsun. Ondan sonra da rahat rahat buluyorsun. Bir tanesi tamamen rolde. Dokunduğun zaman hemen kendi ters atıyor. Gidici. Hadi uç git hadi. Sen ne yapıyorsun numaracı? Kalk bakalım. Kalk. Bak. Bak bak. Ya görüyor musun? Ölü taklidi yapıyor bak şimdi. Kendi yürürken bile ters atıyor kendini. Şişt. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Hadi uç bakalım. Hadi. Hop güle güle. Doğru dikene. Bak nereye tutuldu. Sen de gel. Bak şey dedi. İyi gördün ha, bravo. Hadi. Hadi sen daha hareketledin, ne oluyor, geri geri gidiyorsun. Demek o dikeni aramıyor şu anda. Hayır, o dikende yaşıyorlar. O dikeni yiyor, hatta şey yapıyor o dikeni. Sen ne yapıyorsun orada? Bu kadar buluştun. Bak yine numaraya baş, bak ters atıyor kendini. Güzel uçuyor ama. Bu tarafa, bu tarafa uç. Hadi. Hadi ben yine sizi götürürüm, kıyamadım. Dağıldığım yere götürürüm. Siz orada yaşama devam edin. Geç bakalım. Geç. Aferin, sen de geç. Sen de geç. Bırak parmağını. Parmağımı bırak ama. Aferin. Tamam. Bu dikenin canlıları bunlar. Bu dikeni tanıyın. Bu dikene dikkatli baktığınız zaman bunlardan bulma olasılığı çok yüksek. Bunların içine de zaten bunları deliyor, yumurtluyor.